geldiniz. Hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimiz'le birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvel alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle ona hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehli Beyti'nin ve Eshab'ın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminler üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Biz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Rezene veririz efendim. Efendim bir izleyenimiz selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar demiş efendim. Hayatta olmayan mürşid-i kamide rabıta yapıyorum. Sakınca var mıdır diye sormuş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve ila cemil enbiyai vel murselin ve ila cemil evliyai velhamdülillahi rabbil alemin. Hayatta olmayan bir müşid-i kamile rabıta yapıyorum. Bir mahsuri var mı? Hayatta olmayan müşid-i kamile rabıta yapılmaz. Bunun bir sebebi vardır. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Allah'a karşı takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. Allah beraber olmayı emrediyor. Hem zahiri olarak beraberlik, hem gönül itibariyle beraberlik. Çünkü müşrik-i kamile tabi olurken, eğer o peygamber varisi ise, nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetine hidayet oluyorsa, rahmet oluyorsa, Allah'ın vahyini ulaşabileceği her yere ulaştırmaya çalışıyorsa, bu durumda onun da böyle bir çabasının, gayretinin olması gerekir. Ona rabıta yapanın da onunla beraber olması gerekir. Onunla beraber yolu yürümesi gerekir. Allah yolunda beraber hizmet etmesi gerekir ki tabi olmuş olsun. Yoksa tabi olmayı sadece hayal etmiştir. Hayal insana hiçbir şey kazandırmaz. Ama bir derviş, bir müşid-i kamile tabi olduğunda yolculuğunu itminana kadar yaparsa, itminan bulursa, sonra onun yürüdüğü yolda mutlaka birileri yürür. Onlarla beraber yürürken mürşidine rabıta yapabilir. Eğer itminana ermişse. Ama onun yolunda yürümeye yürüyenler de beraber devam eder yalnız. Yoksa rabıta gönlünü rapt etmektir. Manevi olarak aynı zamanda ondan istifade etmektir. Eğer biri itminana ermişse bu rabıtayı yapabilecek güçtedir manevi olarak. Yok itminana ermemişse zaten vefat etmiş müşid-i kamile rabıta yapamaz. Ötekinin yolculuğu devam eder. İtminana erdiği içindir bu. Mesele sadece gönlünün beraber olduğunu düşünmek değildir. Rabıta yapmak değildir. Rabıtayı böyle basite indirmemek gerekir. Gönlü beraber olunca, nasıl ki sahabe Resulullah Efendimiz'le beraber yolu yürümüşlerse, her anda beraber olmuşlarsa, her ne olursa olsun onunla beraber Allah'ın vahyini taşımaya çalışmışlarsa, önlerindeki engeli kaldırmaya çalışmışlarsa, mutlaka rabıtanın da tabiyetinde böyle olması gerekir. Yoksa o bizi maksuda erdirmez, Allah'a vasıl etmez. Tabi olmuş olmuyoruz çünkü. Sadece tabi olmayı düşünmüş oluyoruz. Bu da hayali bir şey olur. Bize bir şey kazandırmaz. Kardeşlerimiz bunu böyle anlayınca doğru anlamış olur inşallah. Evet. Efendim, Ankara'dan Gülay Hanım. Selamun aleyküm hocam. Sizi çok seviyorum. Hocam sizden dua bekliyorum. Hocam bir kişide büyü olduğu nasıl anlaşılır? Çünkü evimizde sürekli bir kavga var. Bunun için ne yapalım?
aile büyükleriyle de aramız nasıl düzelir diye sormuş efendim. Öyle büyüyle meşgul olmak doğru değil. Bizi böyle şeylerle meşgul eden de yine şeytandır, iblistir. Bunun bir sebebi vardır. Bizi büyüyle meşgul edip, büyüyü suçlayıp kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Yani şeytan diyor ki, işi ben yapmıyorum, ben sorun sıkıntı çıkarmıyorum, vesvese vermiyorum. Büyü yapılmış, gidin onunla uğraşın. Kendini unutturmaya çalışıyor. Şeytanın bu hilesine düşmüyoruz. Onun için böyle büyüyle meşgul olmak doğru değildir. Büyü yapılmışsa, Ayet-el Kürsi okuruz, Felek Nas okuruz, evin her köşesine evet, okuyup üfleriz, büyü geçer. Kendimize üfürürüz, çocuklara üfürürüz, geçer. Ayetlerin nuru onu siler, büyüyü siler. Ama mesele büyü meselesi değildir. Şeytan bize büyü yapıyor. Olmayan şeyi varmış gibi gösteriyor. Biz de şeytanın verdiği vesveseye kapılıp büyüyle uğraşmaya başlarız. Şeytanı unuturuz. Eğer böyle aile büyükleriyle bile ters düşüyorsak bir sorun var. Aile büyüklerimiz, büyüklerimiz bu istisnasız hepsi için böyledir. Onlar bizim için rahmet. Onlar bizim için cennet. Cennete vesile, Allah'ın rahmetinin inmesine vesiledir. Allah'ın Kerim ismiyle, Rezak ismiyle tecelli etmesine vesiledir. Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermeyen bizden değildir dediyse, onlara saygı göstermeyince kaybediyoruz. Rabbimizi kaybediyoruz. Kendimizi kaybediyoruz. Allah'ın sevgisini kaybediyoruz. Onun için büyüklerimize dikkat ediyoruz. Varsın bizim gibi düşünmemiş olsunlar. Varsın bizim doğru dediğimize yanlış demiş olsunlar. Yanlış dediğimize doğru demiş olsunlar. Bize düşen Allah'a kulluğumuzu gösterip Allah'ın emrettiği gibi büyüklerimize, evet, öncelikle anamıza, babamıza, büyüklerimize öf bile demiyoruz. Demememiz gerekir. Halleri ne olursa olsun, onlar bizim için rahmet. Onların kıymetini, değerini bilmek lazım. Yoksa böyle hata yaptı, yanlış yaptı, eksik yaptı deyip onlardan yüz çevirmiyoruz. Hatta böyle şeytan aramızı bozmasın. Bu tavizi şeytana vermiyoruz. Tavizi nefsimize vermiyoruz. Şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle söyledi değil. Bize yakışan kulluğumuzu yapmaktır. Büyüklerimize saygımızı, küçüklerimize sevgimizi göstermektir. Onları ciddiye almaktır. Onların bizim için cennet olması için onlara gereken saygıyı, sevgiyi, hürmeti, yakınlığı göstereceğiz. Memnun edeceğiz, razı olacağız. Sonra ne diyoruz? Senin için ya Rabbi. Her şeyi yapar. İnşallah öyle yapmaya çalıştığımızda göreceğiz. Ne büyü kalır, ne şeytanın verdiği vesvese kalır. Rahmet iner, muhabbet iner. Evet. Efendim bir izleyenimiz, selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Efendim sorusu, nefsi nasıl tezkiye edebiliriz? Nefsi nasıl tezkiye edebiliriz? Önce öz itibariyle söyleyeyim ki unutulmasın. Kardeşlerimiz unutmasın. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah deyince nefis tezkiye olur. Nasıl söylememiz gerekir? Nefsin halleri nelerdir? Kibirlenmek, gösteriş yapmak, riya yapmak, haset etmek, övülmeyi sevmek, bunların hepsinin de Allah'a ait olduğunu unutup nefsimize verince
Nefis kirlendi, şirke boğuldu. Allah kibirlenenleri sevmez dedi. Kibirlenen Allah'ın sevgisini kaybetti. İmanını kaybetti yani. Çünkü ekber olan Allah'tır. Kebir olan Allah'tır. Kulun Rabbine karşı tevazu göstermesi gerekir. Kibirlenmemesi gerekir yani. Allah'ın kullarına karşı tevazu göstermesi gerekir. Nasıl gösterecek? Büyük olan, ekber olan Allah'tır. Ben onun kuluyum. Bütünüyle ona muhtaç olan, aciz, hatalı, kusurlu, eksik olan kuluyum. Yüklediği emaneti taşıyamayan, kulluğunu beceremeyen kuluyum deyip tevazu göstermesi gerekir. Nefsinin boynunu bükmesi gerekir. Kibirlenme. Büyüklük bir tek Allah'a mahsustur. Yani Allahu Ekber deyince kibirden kurtuldu. Dil ile istediği kadar Allahu Ekber desin. Eğer bu Allahu Ekber deyince kendisi kibirden kurtulmuyorsa, Rabbinin huzurunda rükûa eğilmiyor, secdeye gitmiyorsa Allahu Ekber diyemedi. Onun için namazda her rükûa girişimizde, secdeye girişimizde, kalktığımızda Allahu Ekber diyoruz. Nefsimizin başını yere koyuyoruz. Büyük olan bir tek Allah'tır. Senin başın Rabbinin huzurunda secdededir, topraktadır diyoruz. O zaman biri Allahu Ekber deyince kibirden kurtulması gerekir. Bir kul eğer gösteriş yapıyorsa, riya yapıyorsa, bu durumda neden riya yapıyor, iki yüzlük yapıyor, olmadığı halde görünüyor, övülsün istiyor, yerilmesin istiyor, akıllıdır densini istiyor, bilgilidir densini istiyor, alimdir densini istiyor veya güçlü, kuvvetlidir densini istiyor. Artık her neyle övünüyorsa övülmeyi istiyor. Oysaki hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustu. Elhamdülillah deyince, elhamdülillah ya Rabbil alemin deyince, hamdi, övmeyi, övülmeyi Rabbine teslim edince nefis riyadan kurtulur. Övülmeyi istemekten kurtulur. Oysaki baktığında onun övülecek neyi vardır? Ancak Allah onu övünce o övgüye layık olmuş olur. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Övmek de, övülmek de ona aittir. O beni övsün deyince övülmeyi istemekten vazgeçer. Riyadan vazgeçer. İki yüzlük yapmaktan, gösteriş yapmaktan vazgeçer. Elhamdülillah der. Elhamdülillahi Rabbil alemin der. Elhamdülillahi Rabbil alemin deyince, elhamdülillah deyince riyadan kurtulur, kurtulmuş olur. Hatasız olduğunu söyler, kusursuz olduğunu söyler, eksiksiz olduğunu söyler. İnsanlar benim için böyle söylesin der. Deyip iki yüzlülük yapar. Subhanallah deyince, Subhanallah bir tek Allah'tır deyince, Rabbine boynunu bükünce, tevazu gösterince, bu durumda Subhanallah demiştir, kurtulmuştur. Bütün bunların toplamı La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah deyince Rabbim Subhan'dır demektir. Aynı zamanda hamde layık olan, hamid olan Allah'tır demektir. Ekber olan, kebir olan, tek büyük Allah'tır demektir. Benim ilahım Allah'tır. O beni sevsin, o beni övsün. O bana kulum desin, onun sevgisini kazanayım dediğinde La ilahe illallah demiş olur. Nefsinden, nefsinin küfründen, şirkinden, riyasından, hasedinden kurtulmuş olur. Nefis tezkiye olmuş, terbiye olmuş, nefsinin kötü hallerinden kurtulmuş olur. Onun yerine
ne gelmiştir? Kibrin yerine tavazu gelmiştir. Övülmeyi istemenin yerine Rabbini övmüş, Rabbinin kendisini övmesini istemiş olur. Büyük olan Allah'tır. Allahu Ekber deyince Rabbine karşı tavazu göstermiş. Bununla beraber mahlukata karşı, kullarına karşı da tavazu göstermiş. Kendisinin hiç kimseden üstün olmadığını, üstünlüğün bir tek takvayla olduğuna iman etmiş olur. Kısaca bunu böyle anlayınca, tek kelimeyle nefsin tezkiyesi neyle ilgilidir? İman ile ilgilidir. Rabbine iman edip Subhanallah deyince, Elhamdülillah deyince, Allahu Ekber deyip doğru söyleyince, söylediğini, diliyle söylediğini kalbi tasdik edince nefis tezkiye olmuş olur. Nefsinden, nefsinin kötü hallerinden kurtulmuş olur. Bunun tek çaresi Allah'a iman etmektir. Bunun için de Rabbini tanıması gerekir. Rabbine karşı arif olması gerekir. Marifetullah'a sahip olması gerekir ki aklı, gönlü ikna olmuş olsun. Mutmain olmuş olsun, emin olmuş olsun. İman edince emin olur, mutmain olur. Dünyalık şeylere ya da insanların şöyle ya da böyle demesine tenezzül etmez. Haddini aşıp kibirlenmez. Ben herhangi bir şeye sahibim demez. Tam tersine benim sahibim Allah'tır der. Allahu Ekber der. Benim Rabbim Allah'tır der. Evet, mabudum, abdolduğum Allah'tır der. Maşukum, aşık olduğum Allah'tır der. Dolayısıyla evet, Rabbimi istiyorum. Ebedi hayatımı istiyorum. Rabbimin benim için istediğini istiyorum deyip Rabbine teslim olur, Müslüman olur, mümin olur, muttaki olur, güzel yapmış olur, mühsin olmuş olur. Onun için eğer biri nefsinin tezkiye olmasını istiyorsa yapması gereken şey imanını kemale erdirmektir. Elbette ki bu da tek başına olacak bir şey değildir. Bir mürşid-i kamille beraber nefsini temizleyip tezkiye etmesi lazım. Onunla beraber yolu yürümesi lazım. Onunla beraber okuyup anlaması lazım. Hem kendini okuması gerekir, insanı okuması gerekir. Allah'ın indirdiği vahyini, Kur'an'ı okuması gerekir. Afakta, enfüste nasıl ayetler varsa bütün kainatı, mahlukatı okuması gerekir. Bir de olayları, meseleleri, hadisatı okuması gerekir. Allah neden öyle yaptı, neden öyle takdir etti, neden öyle hükmetti deyip onu okuması gerekir. Her anda tecelli eden Allah'tır. İmtihana tabi tutan Allah'tır. Allah kullarını neden böyle bir imtihana tabi tutup bu şekilde muamele ediyor dediğinde Rabbinin muradını anlaması gerekir. Elbette ki bir bilenle beraber yani nefsini tezkiye etmiş, Rabbini bilmiş, tanımış, Rabbini hamd eden, tesbih eden, Rabbini tekbir eden, tevhid eden, La ilahe illallah diyen biriyle beraber Rabbini zikredip La ilahe illallah demesi lazım ki nefsinin küfründen, şirkinden, kibrinden, hasedinden, riyasından kurtulsun, kurtulmuş olsun. Kamil manada iman etmiş olsun, emin olmuş olsun. Rabbine teslim olup Müslüman olmuş olsun. Evet. Efendim, İstanbul'dan Gül Hanım, selamünaleyküm. Benim sorum şu, insanın tövbe etmeden önceki geçmiş yaşamındaki gıybet, iftira, kul hakkı gibi suçlarının günahından nasıl kurtulabilir? O görüşmediği 5-10 sene önceki insanlara ulaşıp olayları anlatıp helallik mi istemeli?
Yani bu olayların yaşandığı insanlar birbirleriyle iletişimleri yoksa, çok büyük soruna da neden olmamışsa, tekrar bu insanlarla iletişime geçip itiraf etmek, olayları açıp düzeltmek, helalleşmek gerekir mi? Yoksa tövbe istiğfar edip iyi ameller işlemek yeterli midir? Ben birine ulaştım iftira ile ilgili. Bu dediğin önemli bir şey değil. Küçük saçma geldi. Hatta bana dedi, önemli değil, hakkım da helal olsun dedi. Ama yine de bu iftirayı duyanlara o yanlıştı, buydu doğrusu diye anlatmalı mıyım? Her geçmişimdeki hatayı bu kadar büyütmek, uğraşmak yük gibi oluyor sırtıma. Şu günah tövbeyle temizlenmez, bir sürü şart saydıkları bütün suçlar bende var gibi, altında eziliyor gibi hissediyorum. Geçmişteki bu olayları nasıl halledebilirim? Lütfen ne yapmam gerekiyor, açıklar mısınız demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Herhangi bir günaha tövbe ettiğimizde Allah onu affeder, mağfiret eder. Elbette ki eğer gücümüz yetiyorsa helallik almak lazım. Ama böyle ona boğulmak doğru değildir. Ezilmek doğru değildir. Zaten eğer aradan yıllar geçmişse böyle arayıp onu yeniden tazelemek de doğru değildir. Allah mutlaka kulun hesabını görür. O görüyor hesabı. Kul tövbe edince evet Allah mağfiret eder. Eğer kulun hakkı geçmişse Allah o hakkı öder. Öyle bir Rabbimize dönmemiz gerekir. Öyle bir Rabbimize koşup salih amel işlememiz gerekir ki Allah hesabımızı üzerine alsın. Kulun hesabını o görsün. Yani kullarıyla muhatap etmesin. Hesabı o görsün. Öyledir zaten, öyle yapar. Buna beraber Resulullah Efendimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü müminler haklarını birbirlerine helal ederler. Genel olarak bu böyledir. Biri ağır bir zulme uğramış, bu ayrı şeydir. Neden helal eder? Eğer helal etmezse hakkını alır. Helal ederse hakkının 10 katını alır. Herkesin orada sevaba ihtiyacı vardır. Dolayısıyla hakkını almaktansa 10 katını almayı tercih eder. Onun için böyle şeylerde fazla meşgul olmak doğru değildir. Olan olmuş, geçen geçmiştir. Bize düşen bundan sonra dikkat etmektir. Biri tövbe edip Allah'a dönünce artık o yanlışa düşmez, tam tersini yapar. Yani yanlış yapmaz, güzel yapar, doğru yapar. Böyle olunca Allah onun hesabını üzerine alır. Onun için kardeşimizin böyle şeylerle meşgul olması doğru değil. Böyle olunca onun hataları, günahları, yanlışları, eksikleri Allah ile arasına girer. Şeytan orada onu meşgul eder. Hayır. Tövbe ettim, istiğfar ettim, Rabbime gidiyorum. Düzeltebileceğim bir şey varsa şimdi düzeltebileceğim bir şey varsa düzeltirim. Yoksa Rabbime yürümeye koşarım. Hiçbir şeyi de Rabbimle arama koymam. Ben onun kuluyum, o benim Rabbimdir. O beni benden daha iyi bilendir. Bizim seviyemizden muamele etmez. Rabbimiz olarak muamele eder. Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede. Eğer Allah insanların günahına göre muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Günahlarımıza göre bize muamelede bulunmuyor. Rahmetiyle muamelede bulunuyor. Onun için affetmez diye bir şey yoktur. Allah'ın affetmediği tek günah nedir? Şirk. Zaten dünya hayatını yaşarken kul günahlarından tövbe ederse Allah affediyor. Şirkinden dönerse, iman ederse zaten şirkten kurtulmuş. Dolayısıyla Allah onu affetmiş oluyor. Ahirette affetmediği tek günah şirktir. Öbürlerini dilediği kimse için Allah affeder, mağfiret eder. Ama şirkle öbür tarafa giderse
imansız gider. Böyle bir tehlikesi vardır. Onun için affetmiyor. Kardeşimizin, kardeşlerimizin daha doğrusu böyle şeylerle meşgul olması doğru değil. Zaten onlar da mutlaka fark eder ki Allah affediyor, mağfiret ediyor. O kul hakkı olsa bile hakkını o ödüyor. Yeter ki biz ona nasuh bir tövbeyle tövbe edip dönmüş olalım. O günaha bir daha düşmemiş olalım. Onun yerine güzel şeyler yapmış olalım. Onun tersini yapmış olalım. Hesabı üzerine alır. O kulunun hesabını görür. Daha önce anlatmıştım. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah bir kulu huzura alır. Kulun büyük bir alacağı vardır bir kuldan. Ama o kul tövbe etmiş. Allah hesabını üzerine almıştır. Allah hesabını gördüğü o kula cennetten bir köşk gösterir. O kul der ki, ya Rabbi bu hangi peygamberindir? Diyor, Allah buyurur ki, satıyorum. İstersen senin olabilir. Diyor, o kul da der ki, ya Rabbi benim buna göre amelim yok. Artık herkes işi öğrenmiş. Amelinin neye tekabül edeceğini biliyor çünkü. Diyor, o kul, ya Rabbi nasıl buyurur? Allah o öbür kulu gösterir. Senin bu kulda alacağın var. Böyle büyük bir muamelede bulunuyorsa büyük ihtimalle onu öldürmüş olabilir. Eğer hakkını ona helal edersen cennetteki bu köşk senindir der. O da hemen helal eder. Neden Resulullah Efendimiz böyle haber veriyor? Bilelim diyedir. Umutsuzluğa düşmeyelim diyedir. Ne olacak? Nasıl olacak demeyelim diyedir. Yaratan yarattığını bilmez mi? Arziyetini bilmez mi? Yanlışını, günahını bilmez mi? Şirkini, küfrünü bilmez mi? Mesele onun tövbe etmiş olmasıdır. İstiğfar etmiş olmasıdır. Rabbine dönmüş olmasıdır. Rabbine tertemiz gider. Allah onun hesabını görür. İnşallah bunu böyle anladığımızda inşallah yanlış da yorumlamayız. O zaman yanlış yapalım, Allah affeder değil. Yanlış yapılmıştır. Nasıl ki iman etmeden önce müşrikler büyük günahlar, şirkler, küfürler, cinayetler işlemişlerse tövbe edince, istiğfar edince, iman edince Allah affettiyse aynı şeydir. Kul Allah'a dönünce, tövbe edince Allah gerisini siler, hesabını üzerine alır yalnız. Yani o haksızlığa uğramış olanlar hakkını alır. Bir değil, 10 kat alır. Mesele Rabbimize dönmüş olmamızdır. Rabbimize koşarken onun için yanlışlarımızı da aramıza koymuyoruz. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, sana geliyorum deyip gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizden, Rabbimizi sevmekten, Rabbimize teslim olmaktan, koşmaktan, istemekten başka tarafa döndürmüyoruz. Başka şeylerle meşgul olmuyoruz. Şeytan hile yapar, bizi oradan meşgul eder. Yapamazsın, edemezsin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ne cevap? Cevap nedir? Sana ne? Evet. Efendim, İstanbul Esenyurt'tan Esma Kaya. Selamun aleyküm efendi. Hamdolsun Rabbime, sizi bize rehber kıldı. Epey zamandır kendimi ıssız bir çölde içecek su arayana benzetiyordum. Tabii ki ibadetlerimi yapıyordum fakat arayış içindeydim. Tıpkı Mekke çölünde zemzem suyunun fışkırdığı gibi sohbetlerine kavuştum şimdi. Daha iyi imanın hesabını kavruyorum. Her şeyi daha iyi düşünüp ona göre yürümeye gayret ediyorum. Rabbim sizi ikram ettiği için şükürler olsun. Dualarınızı bekliyorum. Nurlu ellerinden öperim. Diğer TV ailesine, kardeşlerime selam olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Elbette ki yolu gösteren Allah'tır. Kendini tanıtan Allah'tır. Bizi bize tanıtan Allah'tır. Eğer bizi kendisine kul olalım, abd olalım, Hazreti insan olalım, ona yakın olalım, dost olalım diye yaratmışsa mutlaka
her bir kuluna bu imkanı verir. Ama kul kendi tercihini kendisi yapar. Hayatının bir yerinde sırası gelince Allah bu imkanı verir. Hadi kulum gel der. Gel deyince ya kul Allah'ın davetine icabet eder, Rabbine döner, ahirete yüzünü döndürür, Rabbine yürümeye, koşmaya çalışır ya da ben böyle iyiyim der, dünyayı tercih eder, nefsinin arzularını, isteklerini tercih eder, nefsinin kibrine düşer, tercihi kendisi yapar. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Eğer bir kul Allah'ın hidayetiyle hidayete ermemişse o hidayette olmaz. O Allah'ın hidayeti değildir. Kim hidayeti nasıl anlatırsa anlatsın o onun hidayetidir. Bize düşen Allah'ın hidayetiyle hidayete ermektir. Allah'ın vahyiyle hidayete ermektir. Allah'ın Resulüyle hidayete ermektir. Yoksa böyle kendi kendimize bir şeyler üretip böyle olunca biz doğru yoldayız, biz hidayetteyiz. Demek ki kimse hidayette olmaz. Onun için her neyi söylersek söyleyelim mutlaka o bir ayetin beyanidir. Yani ayetten olmayan hiçbir şeyi söylemiyoruz, söyleyemiyoruz. Söylemek küfürdür ve şirktir. Onun için Allah ne dediyse o diyoruz. O haktır, o doğrudur, o güzeldir. O bizim için hidayettir, imandır, marifettir. O bizim için cennettir, o bizim için hayırdır. İnşallah beraber Rabbimizin hidayetine tabi oluruz. Vahyine tabi oluruz. Resulüne tabi oluruz. Evet. Efendim Bursa'dan Ayşegül Hanım, kainat gönüllü babama ve evlatlarına Allah'ın selamıyla selam olsun. Bizim ait olduğumuz yer senin cennet gönlündür. Sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Canım babam bana aşkı anlat deseler, bir aşk vardır, bir de aşık. Aşk aşığına sevmeyi öğretiyor derdim. Bu söz rabıta yaptığımda gönlüme okundu, hamdolsun. Bize canlı Kur'an'dan, o cennetin nimetlerinden rızıklandıran Allah'a onun hamdiyle hamdolsun. Seni çok seviyorum güzel babam, hayırlı yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Her şeyi, insanı güzelleştiren sadece aşktır, sadece sevmektir. İnsan sevince sevinir, gönlü güzel olur, hali güzel olur. Sevince, sevinince, sevindirince güzellik tecelli eder. Allah'ın güzelliği tecelli eder. Onun için bize düşen Rabbimizi sevmektir. Rabbimiz için sevmektir. Onun için sevindirmektir. Sevindirilmeye de layık olmaktır inşallah. Evet. Edremit'ten Hatice Hanım. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar can babam. Can pirim seni çok özledim babam. Sizi çok seviyorum. Allah şahidimdir ki babam ben seni sevmeyi seviyorum. Canım yoluna kurban olsun. Senin mübarek gönlünden ve ellerinden hasret ve muhabbetle öperim. Emeği geçen bütün kardeşlerime selam olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Kayseri'den Asuman Hanım. Selamun aleyküm. Ne zaman pirim, canım cananı, canımın cananı aklıma, gönlüme gelse tek yapabildiğim özür dilemek, özür dilemek, özür dilemek. Sonra da sonsuz teşekkür etmek. Başka da bir şey yok.
Pirimin ellerinden muhabbetle, hasretle öpüyorum. Kardeşlerime selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun demiş efendim. Hepimiz aynı haldeyiz. Rabbimize karşı bir özür diliyor, istiğfar ediyor, tövbe ediyoruz. Onun bütün bu eksiklerimize, yanlışlarımıza karşılık rağmen ikramlarına bakıp hamd ediyor, şükrediyoruz inşallah. Efendim, Diyarbakır'dan Şeref Demircan, gönlümüzü karanlıktan aydınlığa çeviren pirime sonsuz salat ve selam olsun. Gönlümüzü Allah'ın tecelligahına çeviren babama sonsuz salat ve selam olsun. Gönlümüzü birbirine bağlayan Rabbime hamd olsun. Diğer TV'de emeği geçen bütün kardeşlerime selam olsun. Aşkın diyarına selam olsun. Aşk okan babamın ellerinden hürmetle, hasretle, muhabbetle öpüyorum. Seni çok ama çok çok seviyorum. Aciz dervişin Şeref. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar diliyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Diyarbakır'daki kardeşlerimizin her birine tek tek selam olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin inşallah. Efendim, Almanya'dan bir kardeşimiz. Selamun aleyküm efendim. Hac zamanında yaklaşık 5 milyon hacı oluyor ve hepsi farz olduğu için kurban kesmek mecburiyetinde. Yalnız bu en az 5 milyon kesilen kurbanlar tüketilemiyor, dağıtılamıyor. Bozulma ve kokma tehlikesi olduğu için de gömülüyor. Bu benim kafamı kurcalıyor. Büyük israf değil mi? Orada kesmek şartmış ihramdan çıkabilmek için. Ama israf değil mi? O kadar insan açken gömülmesi yani. Bu soru benim ve kardeşimin gönlünü meşgul ediyordu demiş efendim. Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Evet, kurban kesmek farzdır. Buna beraber kardeşimiz tam son zamanlardaki bilgiyi bilmiyor galiba. Eskiden öyleydi. Binlerce böyle, yüz binlerce kurban kesilir. İsraf edilirdi öyle. Kardeşimizin söylediği gibi. Ama son yıllarda artık öyle değildir. Artık soğuk hava depoları yapmışlar. Bunları böyle özellikle açlık çeken Afrika'ya gönderiyorlar. Artık israf olmuyor inşallah. Çünkü israf haramdır. En ufak bir israf bile insana Allah'ın sevgisini kaybettir. Allah israf edenleri sevmez dedi. Buna beraber bu da Suudi Arabistan'daki hükümetin sorumluluğudur. Artık öyle yapmıyorlar. Onu böyle Afrika'ya gönderiyorlar genellikle o etleri. Açlık çeken yerlere gönderiyorlar. Artık israf olmuyor, hamdolsun. Son yıllarda artık öyle olmuş. Daha önce kardeşimizin söylediği gibi öyle israf oluyordu. Hamdolsun artık öyle bir israf yoktur. Efendim, Ankara'dan Aynur Hanım, saygılarımla hayırlı akşamlar dilerim. Sorum, Cenab-ı Allah'ın ilk emri Allah'ın adıyla oku. Hadis-i şerifte de ahirette Cenab-ı Allah oku ve yüksel, oku ve yüksel diyerek insanın derecesini okuduğu ayet sayısınca yükseltecek buyuruyor. Her iki okumayı ve dünyadaki okumayı nasıl yapalım? Yapalım ki ahiretteki derecemiz en yüksek olsun. Teşekkür ederim demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Nasıl ki Allah'ın ilk emri okuysa, bu herhangi bir şeyi okumak değildir. Ya da Kur'an'ı ezbere okumak değildir. Oku ve yüksel. Evet, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah cennetlikler için öyle buyurur. Oku ve yüksel. Herkes okuduğu kadarıyla yükselir. Ama bu okuma ezbere okunan bir okuma değildir. Nasıl ki Allah'ın ilk emri okudur ve hiçbir ayet inmemiştir. Neyi oku? Hayatı oku. Kendini oku, insani oku, bütün mahlukatı oku, orayları, hadisatı oku.
her birini okuduğunda o Allah'ın ayetidir. Allah yaratmış, Allah'ın Halık isminin tecellisini okumaktır. Ya da yarattığını yok edip yeni bir yaratışla yaratan Allah'ın Hallak ismini okumaktır. Bunu böyle okuyunca ne olur? Her bir ayet, her bir okuma onun imanını arttırır. Onun iman etmesine, Allah'ın bir ismine iman etmesini temin eder, sağlar. Onun için herkes o okuduğunu üzerinde, gönlünde taşır. Ne olarak? Marifetullah olarak. Rabbini, Rabbinin isimlerini, el-esmaul hüsnasını bilmek olarak, ilim olarak, marifet olarak gönlünde taşır. Ve o marifet, marifetullah imana dönüşür onda, imana. Dolayısıyla ahlaka dönüşür, amele dönüşür. Oku deyince neyi okuyacak? Kendini okuyacak, kendindekini okuyacak. Kendisinde tecelli eden Allah'ın isimlerini okuyacak. Daha doğrusu Rabbini zikredecek. Rabbini her bir ismiyle, her bir ayetiyle zikredecek. Rabbine hamd edecek ve övecek, tesbih edecek, tekbir edecek. Ne kadar okuyabilmişse, ne kadar okuduğu onda marifete, imana dönüşmüşse, ahlaka, amele dönüşmüşse o kadar okuyabilir. Aynı şekilde Allah'ın indirdiği Kur'an zaten diğer ayetleri tefsir eder. Nasıl okunması gerektiğini öğretir, anlatır. Nasıl anlaşılması gerektiğini, ona nasıl karşılık verilmesi gerektiğini anlatır. Rabbimiz kendini tanıtır, insanı insana tanıtır. Nasıl bakıp, görüp, nasıl okuması gerektiğini anlatır. O okumaya karşılık ne yapması, nasıl yapılması, nasıl karşılık verilmesi gerektiğini anlatır. Allah ona kulum diyor, onun nasıl Rabbim demesini, tesbih etmesini, hamd etmesini, tekbir etmesini anlatır. Bütün varlık üzerinden evet, alemlerin Rabbi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun dediyse biri, her biri üzerinden Rabbinin güzelliğine şahit olduysa, okuduysa, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Yoksa ne kadar okuduysa o kadar onu söyleyebilir. Rabbine hamd edebilir. Rabbini o varlık üzerinden övmüş olur. Onun için oku deyince bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa böyle bu bir zahiri okuma değil. Manevi olarak da insanın muhatap olmadığı, karşı karşıya gelmediği hiçbir anı yoktur. Her an ayetlerde okumayla iç içedir, anlamayla iç içedir. Nereye, neye bakarsa baksın, ister afaka, dışarıya baksın, ister enfüse, kendine baksın, ister olaylara, meselelere, imtihanlara baksın, Rabbinden, Rabbinin tecellisinden başka bir şeye şahit değildir. Yeter ki gönül gözüyle baksın, gönlüyle baksın, İmanıyla baksın, marifetiyle baksın. Yeter ki bir gönüle sahip olsun. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah size gözler, kulaklar, kalpler vermiş. Ne de az şükrediyorsunuz. Gözümüzle bakacağız, kulağımızla dinleyeceğiz, kalbimizle de, gönlümüzle de anlayacağız. Anlayıp okuyacağız. Okursak şükretmiş oluruz. Okumazsak onları yok saymış, nankörlük yapmış oluruz. İnsan okuduğu kadarıyla büyür, okuduğu kadarıyla Rabbine yaklaşır. Okumayı burada yapar. Orada kendini okuyor, kendindekini okuyor. Neyi kazanmışsa onu okuyor. O olmuş, öyle olmuş zaten. Allah seri hesaptır, hesabı anında görendir. Burada
ne kadar yükseldiyse orada da o kadar yükselir. Manevi olarak gönlü nereye vardıysa burada, orada da. Oradaki okuma da onu oraya çıkarır sadece. Yoksa oraya gidip orada okuyup yükselecek değildir. Burada yükselmiş de orada da yükselir. Burada aşağıdaysa orada da aşağıdadır, yükselemez. Burada okuduysa yükselir zaten. Anladıysa Rabbini, anladıysa kulluğunu, anladıysa Rabbinin kendisine neyi, nasıl okuması gerektiğini ve onu öyle okuduysa o zaten burada yükselmiş. Burada yücelmiş. Yol huzura kadardır. İlk yaratıldığı yere kadardır. Bu her şey üzerindedir. O yeni bir şey değildir. Oradaki, buradakinin karşılığıdır. Orada açığa çıkmıştır sadece. İnşallah okumayı böyle anlayacağız. Hem dünyadaki okumayı, hem Rabbimizin oku ve yüksel demesini, burada okuduysak burada yükseldik, burada, oradaki tecelli ediyor. Çünkü cennet Allah'ın kuluna olan sevgisinin karşılığıdır. Kul da burada ne kadar Rabbini sevmiş, ne kadar Rabbine aşık olmuş, teslim olmuş, haşyet duymuş, edepli olmuş, ona göre de yükselmiştir. Yükselmiş, evet, mukarrebun olmuş. Rabbinin sevgisini kazanmış, yakınlığını, sevgisinin yakınlığını kazanmış. Ve o onun üzerinde, o onun gönlünde. O zaten öyledir. Orada sadece aşka çıkmış oldu. Evet. Efendim, Şırnak'tan Özgül, can babam, canım babam, seni çok seviyorum babam. Bana dua eder misiniz babam? Ben hep Rabbim benim kalbime senin aşkını koy, Peygamber Efendimizin aşkını koy diye dua ederdim. Ve Rabbim seninle karşılaştırdı. Babam, işten atıldım. Eşim çok kötü bir insan. Allah'a inanmıyor babam. Çok zor durumlara düştüm. Hamdolsun Rabbim yardım ediyor. Ayakta duruyorum babam. Hamdolsun sen varsın babam. Bir de aşk olsam çok istiyorum babam. Aşk şarabından içmek. Allah'a emanet ol. Benim canım babam, sana kurban olurum. Beni dualarına katarsınız inşallah demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Eğer Allah bir kuldan bir şeyi istettiriyorsa onu verecek demektir. Onun için ne demişler? Vermeseydi Allah istettirmeyi vermezdi. Öyle istettirmezdi. İstettiriyorsa onu vermek içindir. Gereğini yapacağız. Allah ikram edecek inşallah. Ne olursa olsun asla umutsuzluğa düşmüyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Kulluğumuzu yapmaya çalışıyoruz. Allah mutlaka, ayet-i kerimede öyle buyurdu, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır ama mutlaka bir ferahlık vardır. Ferahlık geliyor, hiç endişe etmiyoruz. İnşallah bunu böyle anlamamız gerekir. Allah hiç kimseyi o halde bırakmaz. Bize düşen Rabbimize güvenmektir, emin olmaktır, suizanda bulunmamaktır. Hayatı bir imtihan olarak görüp Rabbim kazanmamı istiyor, sabretmemi istiyor, şükretmemi istiyor, güzel yapmamı istiyor, doğru yapmamı istiyor deyip imtihanı Rabbimizden bilip doğru, güzel, Rabbimizin sevdiği gibi yapmaya çalışmaktır. Öyle yapacağız inşallah. Efendim, Erzurum'dan Sevcan Hanım, evvela pirimizin mübarek ellerinden öpüyorum. Fatiha kitabından dolayı çok teşekkür ederim. Bizim yolumuzu aydınlattı. Allah sizden ve kardeşlerimizden razı olsun. Benim sorum,
Eşimin Allah'a ve ahiret gününe inanmadığına şahit oldum ve buna çok üzülüyorum. Ne yapabilirim? Gönlü de hayatı da çok kötü. Bizi aydınlatır mısınız? Allah razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Her ne olursa olsun. Elbette ki bir Allah'ı inkar eden, inanmayan bir müşrikle ya da inkar eden bir kafirle yaşamak doğru değildir. Ama nasıl yapmamız gerekir? Eğer bir kulda 99 küfür hali varsa, bir iman hali varsa, o bir iman halinden dolayı imanına hükmetmemiz gerekir. Müslüman olduğuna hükmetmemiz gerekir. Bunun için de mutlaka İslam'ın güzelliğini, imanın güzelliğini, kulluğun güzelliğini üzerimizde gösterip karşımızdakinin Allah'a kul olmasını, kul olmayı sevmesini sağlamamız gerekir. Sabır gerektirebilir, uzun zaman sabretmek gerekebilir. Ama inşallah böyle bu halleri yaşayanlar buna şahit olurlar. Bir de bakarsın, onu secdede bulursun. Onun için mühlet vermek gerekir. Öyle bir anlık sözlerine, kelimelerine bakmamak gerekir. İmansızlığına değil, en azından bir halinden dolayı da olsa imanına, Müslümanlığına hükmetmek gerekir. Bir de bize düşen dua etmektir. Hep beraber dua edeceğiz inşallah. Güzel olur inşallah. Evet. Efendim, İstanbul'dan Zeynep Hanım, sultanım, o saf aşktır ve aşk anlatılmaz yaşanır. Bakışları derin ve hüzünlü, tebessümü gökkuşağı gibi sarmalar yürekleri. Sesi avucunda ipek gibi okşar imanı, yürüyüşü yeri incitmeden, incitmekten sakınır gibi naif ve yumuşak, yüreği latif sahralar gibi, rahmeti umman gibi, şefkatle dokunur yaralı yüreklere, rahmetiyle muhabbetiyle tedavi eder, hep huzurda başı önde, Rabbi ile sohbette gibi, kokusu Muhammed'i sevdalara, Hüseyin'i hüzünlere salar mahcup gönülleri. Sultanım, Rabbim gönlümüzü sensiz bırakmasın. Sen gelince gönlümüze güneş açar. Zemheri kışlar bahara döner. Bahar dalları gibi salkım salkım çiçek açar yüreğimiz. Yüreğimiz barış dolar. Sevgi yağar sağanak sağanak gözlerimizden hamdolsun. Dikenleri gül eylemek, zehirleri bal eylemek, gözyaşını sel eylemek, sultanımın mesleği bir hamdolsun, canım yoluna kurban olsun, sultanım gül ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum, yedullahi fevke eydihim, sultanımın gül bahçesine emek veren, diyarın davetçileri, sevgili kardeşlerim, geceniz mübarek olsun, hizmetiniz daim olsun, bereketli olsun, Rabbim yarimiz olsun inşallah ve selam demiş efendim. Bu aleme aşkı yaşamaya gelmişiz. Aşıklığı yaşamaya gelmişiz. Zaten insan biraz dikkat ederse bunu hemen görür ve anlar. Bir şeyleri seviyoruz ve peşinden koşuyoruz, onu istiyoruz. Korkularımız, endişelerimiz de sevdiklerimizden dolayıdır. Ya sevdiğimiz bir şeyi, birini kazanamamaktan ya da onu kaybetmekten korkarız. O da onun hakikatinde de aşk vardır, muhabbet, sevmek vardır. En güzel şekilde aşk, muhabbet nasıl yaşanır? Elbette ki kul kendi gönlünde Rabbini sevmekle, Rabbinin
o muhabbetinin, rahmetinin nazarını, tecellisini almakla yaşar. Bir de bunu birbirimizle yaşarız. Beraber olunca, Allah deyince, Allah her birinin gönlüne tecelli ettiğinde, her bir kulun aldığı o tecelliyi de, o rahmeti de, o muhabbet nazarını da almış olur. Onun için mesele, beraber Allah diyebilmektir, beraber seni seviyorum ya Rabbi demektir, beraber Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışmaktır, beraber Allah'ın rahmetinin içine girmeye çalışmaktır, beraber ümmete, insanlığa, birbirimize hidayet olmaktır, rahmet olmaktır, Allah'ın vahyini gönüllere taşımaktır. Bunu en büyük şeref olarak görmektir. En büyük nimet, en büyük ikram olarak görmektir. Yoksa ikram deyince böyle zahiri şeyleri anlamak yetmez. O dünya için, dünyevi hayatımızı yaşamamız içindir. Bununla beraber imtihanları kazanmamız içindir. Her biri bir sebep ama bir de asıl olan vardır, gaye olan vardır, amaç vardır. Gaye, amaç Allah'a iman etmektir, sevmektir, aşık olmaktır. Allah'a abd olmaktır, sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etmektir, koşmaktır, koşuşturmaktır. Allah'ın sevgisine, rahmetine davet etmektir, Allah'a teslimiyete davet etmektir. Birbirimize aşk olmaktır, muhabbet olmaktır, cennet olmaktır, rahmet olmaktır. İnşallah beraber öyle olacağız, öyle olmaya çalışacağız. Bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Sevgili izleyenlerimizden ricamız, geçen haftadan biz mesajlara devam ettik. Gerçekten mesajlar uzun geliyor. Sizden ricamız kısa ve öz olmasıdır. Hem maksat daha fazla soruları Efendimiz'e sorabilirim diye. Teşekkür ediyoruz size. Efendim, ben soruya devam edeyim. Efendim, Bolu'dan bir izlenimiz. Selamun aleyküm. Misafirlikte sonra kalkamadık. Niyetli olmadığımı sanıp oruç tutmadım. Bunun kefareti var mı diye sormuş efendim. Oruç tutmadığımız gün için bir gün kaza etmemiz gerekir. Onun için bir gün kaza edersek inşallah onun yerini almış olur. Evet. Efendim, ikinci sorum, bir konuda adak adadığımız zaman ve o şey 15 yıl sonra olsa bile adak adamamız gerekir mi diye sormuş efendim. 15 yılda geçse, 50 yılda geçse o bizim vaat ettiğimizdir. Allah'a verdiğimiz sözdür. Adakı yerine getirmemiz gerekir. Allah-u Kerime de öyle buyurmuştu. Verilen söz sorumluluğu gerektirir. Onun için söz verdiysek yerine getirmemiz gerekir. Efendim, Esenyurt'tan Osman Bey. Selamünaleyküm hocam. Kur'an'da 4 insan profilinden söz eder. Fasık ve münafığın alameti nedir? Yani biz onların münafık olduğunu nasıl anlarız diye sormuş efendim. Allah zaten fasıkları da beyan eder, münafıkları da anlatır, kafiri de, müşriki de, mümini de, müslümani de, müttaki de Allah anlatır. Bize düşen insanların münafık olup olmadığını ya da kafir olup olmadığını, fasık olup olmadığını anlamaya çalışmak değildir. Bize düşen bu haller bizde var mıdır, yok mudur? Ona bakmaktır. Dışarı bakarken, insanlara bakarken söylemiştim biraz önce, eğer münafık olduklarına dair 99 halleri var ama bir halleri de mümin olduklarına delalet ediyorsa bu durumda onun mümin olduğuna hükmetmek gerekir. Hüsnü zan etmek gerekir, hükmetmek gerekir. Bu bize fayda verir, zarar vermez. Ama
bazı hallerinden dolayı münafık demek ya da fasık demek ya da kafir demek, müşrik demek doğru değildir. Hali fasıklık halidir, hali münafıklık halidir. Ama bir halin öyle olmasıyla o münafık olmaz, fasık olmaz. Onun için oraya dikkat ediyoruz. Bize düşen kendimize bakmaktır. Gönlümüze bakmaktır, nefsimize bakmaktır. Başkaları hakkında hüküm vermek değildir. Allah'ın beyan ettiği üzere fasıklık halleri, münafıklık halleri, küfür halleri, şirk hali bizde varsa onu temizlemeye çalışmaktır. Dışarıya karşı, yani başkalarına karşı sonuna kadar müsamahakar davranıyoruz, müsamaha gösteriyoruz. Ama kendimize karşı asla müsamaha etmiyoruz. Nefsimize karşı müsamaha etmiyoruz. Onun için bize düşen başkalarının hangi halde olduğuna hükmetmek değildir. Hüküm sadece Allah'ındır. Sadece onu O bilir. Bize düşen iman etmektir. Nefsimizi temizlemektir. Tezkiye etmektir. Kibirden, gururdan, riyadan, hasetten, küfürden, şirkten, fasıklıktan her ne varsa onları temizlemeye çalışmaktır. Diğer kardeşlerimize de yardım etmeye, yardımcı olmaya çalışmaktır. Allah ayet-i kerimede suizanda bulunmayın buyurdu. Suizan çok haramdır dedi. Hele biri hakkında küfürle, fasıklıkla, şirkle hüküm vermek, isnat etmek evet, büyük bir suizandır. Onun için suizandan uzak duruyoruz. Söyledim, 100 tane hal varsa insanda 99 hali onun kötü haline delalet ediyorsa, bir tane hali güzel hale delalet ediyorsa güzelliği tercih ediyoruz. Gerisine dönüp bakmıyoruz. Bizim işimiz hüküm vermek değildir. Bizim işimiz kul olmaktır. Kullukta kardeşimize de yardım etmektir, yardımcı olmaktır. Öğretmektir, anlatmaktır, davet etmektir. İnşallah böyle yapınca kazanırız. Zarar etmeyiz. Öteki türlü zarar ederiz. Öteki türlü gönlümüzü kirletiriz. Öteki türlü gücümüzü kaybeder, kardeşliğimizi kaybeder, yardım edemeyiz. Onun için bir ve beraber olmak lazım. Eğer biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa onu mümin kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz olarak kabul edip elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz inşallah. Efendim, Bursa'dan Emine Hanım. Selamünaleyküm hocam. Bende baş dönmesi hastalığı var yaşımdan dolayı. Bende baş dönünce oturduğum yerde namaz kılıyorum. Acaba bu yaptığım doğru mudur? Elbette ki doğru. Namazı kılarken mesele Rabbimizin huzurunda durmaktır. Başımız dönünce onunla meşgul olmuş oluruz. Huzurda duramayız. Bir de namazın içinde başımız dönünce huzurda durmuş olsak bile huzurdan çıkmış oluruz. O bizi meşgul eder. Onun için elbette ki oturduğumuz yerde nasıl rahat ediyorsak, nasıl huzurda durabiliyorsak öyle yapmamız gerekir. Kardeşimizin mazereti var. Doğru yapmış olur. Herhangi bir sorun olmaz. İnşallah öyle yapmaya da devam eder. Efendim, İzmir Gümüldür'den Ömer Bey. Selam olsun gönlümüzün sultanı Efendimiz'e, babamıza, aşkın merkezi, nurun merkezi, üzerinden üzerimize Kur'an'ın nurunu saçan babam. Seni o kadar çok seviyorum ki, sizi seviyorum dedikçe Allah imtihana çekiyor. Varsın çeksin, yeter ki aşkım daim olsun. Varlığınıza hamdolsun, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum demiş efendim. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Her ne olursa olsun Allah kuluna bir hayat takdir etmiş. O hayatı nasıl yaşayacağını, nasıl imtihanlarla karşı karşıya geleceğini takdir etmiştir. Bütün imtihanlar da kazanması içindir. Kul kulluğunu yapsa da imtihanlar gelir.
kulluğunu yapmasa da imtihanlar gelir. Hangi imtihan, nerede, nasıl gelirse gelsin, iman etmemişse kulü Rabbine dönsün diyedir, iman etsin diyedir. İman etmişse imanını artırsın diyedir, kemale erdirsin diyedir, Rabbine koşsun diyedir, yolculuk yapsın diyedir, gönlü cennete dönsün diyedir, nefsi temizlensin, tezkiye olsun diyedir. Kulü öğrensin, anlasın, Rabbini tanısın, marifetullah'a sahip olsun diyedir. Kendini, varlığı, hayatı ayet olarak okusun diyedir. Okuyup iman etsin, Rabbinden emin olsun, Rabbine şahit olsun, şehadet etsin diyedir. Eğer şehadet ediyorsa imtihanlar kolaydır. Rabbim beni böyle bir imtihana tabi tuttu deyip Allah'ın hikmetini, muradını anlamaya çalıştıysa Allah ona öğretir. Kul görür, şahit olur ki Rabbinin her muamelesi, tabi tuttuğu her imtihan kulü için rahmettir, hayırdır, imandır, aşktır, muhabbettir, marifettir, cennettir. Bir adım daha Rabbine yaklaştın diye ona bir nimettir, bir ikramdır. İmtihanın arkasındaki nimeti görür. Eğer Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberse bu durumda Allah'ın sevgisinden, sevmesinden daha büyük bir şey var mıdır? Haşa. En büyük nimeti sabrıyla kazanıyor. İnşallah hayatı böyle anlar, imtihanı böyle anlar, kazanmaya çalışacağız inşallah. Efendim Ergani'den Gülsema Khan, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve ailenizin ve bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Babam sizden uzakta olmak bizi her ne kadar üzse de yine de sizi sevmekten, sizin yolunuzda olmaktan vazgeçmiyoruz. Canımız yolunuza kurbandır. Sizi çok seviyoruz. Allah sizden ebediyen razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Kardeşimize selam olsun. Oradaki bütün kardeşlerimize, her birine tek tek selam olsun. Allah bizi ebediyen beraber eylesin inşallah. İstanbul'dan Bahriye Hanım, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhabbeti babamın ve onun ehli beytinin ve bütün kardeşlerinin üzerine olsun. Babam seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sana olan özlemimi anlatmak için birkaç kelimeyle izah etmek istiyorum. Sana olan sevgimizi dağlar defter olsa, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa sana olan sevgimi anlatma yine yetmez babam. Sensin benim dermanım, sensin benim ilacım, sensin benim doktorum, sensin benim özlemim, sensin benim hasretim, sensin benim canım, sensin benim cananım, sensin benim efendim. Sensin benim sultanım, sensin benim pirim, sensin benim anam, sensin benim babam, sensin benim dünyam, ahiretim, cennetim, gülüm, her şeyim. Sensin bana Rabbimi tanıtan, sensin bana kulluğumu hatırlatan, sensin cehenneme düşmüş, dönmüş gönlüme su serpen, cennete döndüren, sensin bize güzellikleri öğreten, bizi bencillikten kurtaran, Rabbimizin katında ne kadar kıymetli, değerli, şerefli olduğumuzu senle öğrendik babam. Allah razı olsun. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Hamd olsun alemler Rabbine. Seni bize ikram etti. Rabbim bütün kardeşlerimize bu güzelliği nasip etsin. Bu yağmurun altında ıslanmayı nasip etsin inşallah. Diğer TV'de emeği geçen bütün kardeşlerimize ve aşk yurttaki bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim hizmetlerinizi kabul etsin babam. Hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok seviyorum. Hayırlı dualarınızı istiyorum. Hayırlı geceler demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bütün mesele zaten Rabbimizi bilmektir, tanımaktır, kendimizi tanımaktır. Hayatı anlayıp
Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaşamaktır. Sevdiği gibi yaşayıp Rabbimizin bizim için takdir ettiği, razı olduğu ebedi hayatımızı kazanmaktır. Elbette ki bunu yapmaya çalışırken, Rabbimizi anlatmaya, tanıtmaya çalışırken bu çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Eğer bizimle beraber bir kul Rabbini tanıdıysa, marifetullah'a kavuştuysa, Rabbini sevdi, imanı kazandıysa, kendini tanıyıp, kendini kazandıysa, hayatı anlayıp, imtihanları, Allah'ın muradını anladıysa, her anda Rabbine şehadet ettiyse, kudretine şehadet ettiyse, imtihanlarda Rabbinin güzelliğine, rahmetine, aşkına, muhabbetine, mağfiretine, kulünü yüceltmesine, kulünü affedip, mağfiret edip, kendine çekmesine şahit olduysa, bu durumda Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çünkü bizim tek derdimiz budur zaten. Kulun Rabbini bilmesi, Rabbini tanıması, Rabbine şehadet etmesidir. Yani eşhedü en la ilahe illallah demesidir. Onun ilahlığına şehadet etmesidir. Onu hiçbir şeye şirk koşmamasıdır. Hiçbir ortağının ondan başka hiçbir şeyde bir güç, bir kuvvet olmadığına şehadet etmesidir. Bütün derdimiz budur, bütün çabamız, bütün gayretimiz sadece budur. Eğer bir şey eksik kalırsa, bir şey yanlış olursa, işte o da bizim için bir felakettir. Eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Elbette ki bütün anlattıklarımız sonsuz deryadan bir damla misalidir. Herkese düşen, dinleyenlere düşen, kardeşlerimize düşen gönül kabını doldurmaya çalışmaktır. Alıp doldurmaya çalışmaktır. Elbette ki her şeyi alamaz. Mesele onun gönlünün imanla dolmasıdır. Marifetle dolmasıdır. Eğer kulun gönlü imanla dolduysa buna şükrediyor, buna hamd ediyor. Rabbimiz bizi vesile ettiği için. İnşallah bütün hayatımız boyunca böyle yaparız. Biz kardeşlerimizin imanına şahit oluyoruz. İnşallah ahirette de birbirimize öyle şahitlik yaparız. İmanımıza şahitlik yaparız. Kardeşimize selam olsun. Efendim, Antalya'dan Ayşe Gülşen. Selamünaleyküm hocam. Kusura bakmayın, sürekli rahatsız ediyorum ama bir derdim var. Derman aramaya geldim hocam. Ben kaynanam ve kardeşiyle beraber oturuyorum. Birden dedikodu yapmaya, eleştirmeye, çekiştirmeye başlıyorlar. Birbirlerini sürekli yermeye çalışıyorlar. Ben ortamda bulunmak istemiyorum. Zaten kalbimde o ortama dahil değil ama söylediklerini maalesef işitiyorum. Hocam, ben o ortamda bulunmak istemiyorum ama kalkıp başka bir tarafa geçersem tartışma olacağını, hatta kavga edeceğimizi, bunun eşime bile yansıyacağını biliyorum. Ben bu durumda ne yapabilirim? Allah rızası için yardım edin demiş efendim. Kardeşimiz çok güzel anlattı. Bazen öyle oluyor. Bazen aile içinde öyle olabilir. Bazen misafirlikte öyle olabilir.
Böyle bir durumda evet yapmamız gereken şey de nedir? Eğer Allah'ın kulları Allah'ın emrine ters düşüp gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor, kardeşinin etini yiyorsa, birilerini eleştiriyor, çekiştiriyor, yeriyor, küçümsüyorsa Rabbine ters düşmüştür. Allah'ın rahmeti oradan kesilir. Gazap iner oraya. Lanet iner oraya. Böyle bir durumda yapmamız gereken şey nedir? Gönlümüzü Rabbimize döndürüp gönlümüz kirlenmesin. Gönlümüz bize ait. Yani gönül kapımızı onlara kapatıyoruz. Ne diyoruz? Ben bunların yaptıklarından da, konuştuklarından da uzakım ya Rabbi. Deyip Rabbimize sığınıyoruz. Kapı kapanmıştır. Dolayısıyla bize herhangi bir zarar vermez. Orada durmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kalıyoruz. Yoksa sorun sıkıntı olur. Evet, yapmamız gereken şey zahiri olarak onların arasında bulunsak da manevi olarak Rabbimizle beraber olacağız. Bu durumda yapmamız gereken şey La ilahe illallah demektir. Öyle yapacağız. Sonra göreceğiz ki bu bizi etkilemeyecek. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, ters tarafa giden, iman etmeyen, ters tarafa giden, Allah'ın emrine ters düşen kulların arasında bir kul eğer kulluğunu yapmaya çalışıyorsa, güzel yapmaya çalışıyorsa, Rabbini zikrediyor, Rabbi ile olmaya çalışıyorsa, o kavmi içindeki bir peygamber gibidir. Evet, kavmi içindeki bir peygamber gibi. Direniyor çünkü. Kendini kirletmemeye çalışıyor. Zaten konuşma imkanı verilirse konuşur. Konuşma imkanı verilmemişse susuyor. Seyrediyor. Zaten bir şey söylese saldırıya uğruyor. Öyle rahat bir yerde ibadet yapmak başka bir şeydir. Allah ile beraber olmak başka bir şeydir. Allah ile beraber olun, Allah ile beraber olanlarla beraber olunca Allah ile beraber olmak çok kolaydır. Ama Allah ile beraber olmayanlarla, şeytanla beraber, şeytana uyanlarla beraber olunca Allah ile beraber olmak bambaşka bir şeydir. Bu bize büyük nimetleri kazandırır. İnşallah bunu da görüp bunu böyle soru sıkıntı yapmayacağız. Yapmayalım inşallah. Evet. Efendim Ergani'den Canan Kan Çelik. Efendim hayırlı yayınlar. Sizi çok seviyorum. Her gece rüyamda sizi ve Akyurt'taki kardeşlerimi görüyorum. Sizi bırakıp gelememenin acısı içimi yakıyor. Rabbim size gelen yolları bizlere açsın. Dünyada da ve ahirette de bir ve beraber eylesin. Hasretle gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun demiş efendim. Allah razı olsun. Hem Canan kardeşimize hem ailesine selam olsun. Allah bizi beraber eylesin inşallah. Efendim Lüleburgaz'dan Semiha Hanım. Hayırlı akşamlar. Aşkın diyarına selam olsun. Özlemi, hasreti gönlümde çok yüce olan güzeller güzeli babama selam olsun. Ah baba, bu sevgiyi anlatmaya kelimeler yetmez. Sanki yüreğimde çiçek açmış ve ben bu çiçekle Rabbime koşuyorum. Canım babam, ben senin sevdanı yüreğime yazdım. Sanki ruhum seninle bir olmuş baba. Ne zaman içimden ah baba desem, sanki hasretle ve sabırla sana koşuyorum. Çamurlu ve tozlu patikalar sanki vız geliyor bana. Ah baba, ruhum hep sana koşuyor, sende huzur buluyor. Ah baba, seni çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Senin kardeşimize selam olsun. Hamdolsun Allah bizi beraber etmiş, beraber yürümeyi ikram etmiş. İnşallah ebediyen beraber oluruz. Efendim İstanbul'dan Melek Aydın, selamun aleyküm babam. Benim bir sorum olacaktı. Her ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, Allah'ın rahmetine
rahmetine o kadar sığınıyorum ki Rabbim çok merhametlidir, rahmet eder bana. O beni aşkla seviyor. Tövbe edip ona döndüğümde o beni affeder diyorum. Aşk hali vuku buluyor her defasında. Bu hal normal midir? Rabbimden korkmamam, tam tersine her defasında aşkla bana karşılık vereceğine her düşünmem doğru mudur? Gönlüm bunları söylüyor hep babam. Seni çok seviyorum. Seni bize ikram eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Hamdolsun. Gül kokulu ellerinizden hasretle öperim. Geceniz hayır olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Aşk halinin önde olması başka bir şeydir. Haşyetin olmaması başka bir şeydir. Onun için imanı anlatırken ısrarla söylüyoruz onu. İman demek, aşk demek, muhabbet demek, buna beraber haşyet demek, edep demektir. Bunlar hepsi aynı şeydir. Ne kadar seviyorsak haşyetimiz de o kadardır. Allah'a karşı edebimiz de o kadardır. Evet. Kul bir beşer olarak hata, yanlış işlediğinde elbette ki Rabbine sığınır, tövbe eder, istiğfar eder, mağfiret ister. Buna beraber o haşyeti de duymalıdır. Aynı zamanda edep hayayı gerektirir. Rabbinden de utanmalıdır. Bir de haşyet duymalıdır. Eğer haşyet duyulmuyorsa bir sorun var. Nerede sorun var? Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları, Rabbini bilen, Allah'ı bilen kulları haşyet duyar. Eğer haşyet duymuyorsa Rabbini bilmede bir sorun var. Tek taraftan bakıyor. Sadece böyle aşk tarafından, muhabbet tarafından, mağfiret tarafından, af tarafından bakmak yetmez. Bir de Allah'ın Kahhar ismi vardır. Bunu da unutmaması gerekir. Elbette ki muhabbet halinin önde olması güzeldir. Ama ötekilerin de dengede olması gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. En çok Allah'ı bileniniz benim. Yani alim olanınız benim. Dolayısıyla Allah'tan en çok haşyet duyanınız da benim dedi. Kul ne kadar haşyet duyuyorsa o kadar Resulullah Efendimiz'e benzemiş, o kadar Rabbini anlamış demektir, tanımış demektir. Onun için o dengeyi mutlaka kurmaya çalışıyoruz. Yani nefsi uyarıp ikaz ediyoruz. Bak böyle yanlış yapıyorsun, Allah bir gazap eder, seni bir rahmetinden mahrum eder, artık bir daha yola giremezsin, kaybedersin. Böyle mesela şu yanlışı yapmaya devam edersen Allah kalbini mühürler ve senin işin biter deyip nefsi uyarıp ikaz etmek gerekir. O zaman göreceğiz ki o haşyet duyulmaya başlar. Mesele Rabbimizin bütün isimlerine bakmaktır. Sadece rahmetle, muhabbetle, affa, mağfiretle ilgili olan isimlerine değil, diğerlerine de bakmak gerekir. Efendim bir izlenimiz, hocama selamlar, mübarek ellerinden öpüyorum. Sorum, sabah namazından sonra okuduğum tesbihatlardan, gönlümden la tahzen dilime aktı. Hocam açıklayabilir mi? Çok saygılar demiş efendim. La tahzen, mahzun olma. Eğer la tahzen dediyse, mahzun olma dediyse bu durumda ya bir nimeti kazanamama mahzuniyeti vardır ya da bir nimeti kaybetme mahzuniyeti vardır ya da çektiğimiz sıkıntılardan dolayı mahzun olmamız vardır ki gönlümüze böyle bir hitap geliyor. Hitap Allah'tan ruha geliyor, ruhtan da kalbimize geliyor. Ve biz de bunu anlamış oluyoruz. Gönlümüze öyle geldi diyoruz. Mahzun olma dediyse o zaman endişe etme dedi. Kulunun gönlünü alıyor. Mahzun olma. Allah seni mahcup etmez. Allah sana ikram eder. Hangi konuda sıkıntımız varsa Allah senin sıkıntını giderir demektir.
Kardeşimize selam olsun. Efendim, Bursa'dan küçük dervişiniz Sena Nur Sadıklı. Sizi çok seviyorum büyük baba. Annem Sultan, babam Mehmet, abilerim Ali ve Burak ve kardeşim Efe adına da size selam olsun. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Güzeller güzeli büyük babam, size bir şiir yazdım. Sizi çok seviyorum. Benim bir babam var. Adı Pir Muhammed Hüseyin. Nur yüzlüdür o. Ona bakınca içim gider. Ona bakarım saygıyla, sevgiyle. Onun güzelliği bir aşkı, bir sevgiyi, bir muhabbeti, bir aşığı, bir maşuğu temsil ediyor demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşimize, hem anasına, babasına, kardeşlerine selam olsun. Biz de onu çok seviyoruz. Biz de onları çok seviyoruz. Allah bizi ebediyen beraber eylesin inşallah. Efendim, İstanbul'dan Tuğba Nur ve Nisa Nur. Selamun aleyküm. Aşkın tecellisi olan Efendimiz'e selam olsun. Geceniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim bizi her daim bir ve beraber eylesin. Efendim, bir sohbetinizde özlemek imanı ve aşkı artırıyor demiştiniz. O sohbetinizi dinledikten sonra sizi her özlediğimizde bu sözleriniz aklımıza geliyor. Ve sizi özlemenin bile ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz. Efendim, siz bize dünyadayken cenneti yaşattınız. Siz bizim evimize güneş gibi doğdunuz. Varlığınıza hamdolsun. Bizi bir ve beraber eyleyen Rabbimize hamdolsun. Aşk yurttaki bütün dervişlerinize tek tek selam olsun. Efendim, sizi çok seviyoruz. Rabbimiz en kısa zamanda kavuşmayı nasip etsin. Hayırlı yayınlar olsun inşallah demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Bu onların gönlündeki güzellik. Allah nurunu bir gönüle saçınca, bir gönüle tecelli edince gönül böylesine güzel olur. İnsan demek, gönül demek zaten. O güzel olmuş. Hamdolsun. Allah bizi güzelliğiyle güzelleştirdiği kullardan eylesin inşallah. Efendim, bir izlenimiz, tek bir cümlene ihtiyacım var babam. Kum biiznillah demiş efendim. Bu önemli bir cümleydi. Belki gece gündüz söylediğimiz söz bu sözdür. Kum biiznillah. Hazreti İsa ölüleri diriltirken kum biiznillah, Allah'ın izniyle kalk demektir. Bizim de gece gündüz söylediğimiz söz budur. Kum biiznillah. Allah'ın izniyle kalk. Allah'ın izniyle diril. Bir zahiri olarak dirilmek vardır. Bir de manevi olarak dirilmek vardır. Manevi olarak kul Allah ile dirilir. Allah'a dönünce dirilir. Allah'a iman edince dirilir. Rabbine, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum deyince dirilir. Seni seviyorum ya Rabbi deyince dirilir. Bizim de söylediğimiz söz budur. Hadi dirilelim. Hadi ayağa kalkalım. Hadi kendimize gelelim. Hadi Rabbimize gidelim diyoruz. Hadi Rabbimize dönelim. Rabbimize koşalım. Rabbimize firar edelim diyoruz. Yoksa ölüm hesabesinde oluruz. Ne kendimizi bilir, anlarız, ne Rabbimizi anlarız, tanırız. Onun için önce dirilmek lazım. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde hemen onun davetini icabet edin, onunla dirilin.
diriltene davet ediyoruz. Dirilmeye davet ediyoruz. Allah'ın vahyine, Allah'ın vahyiyle dirilmeye davet ediyoruz. Rabbimizi dinlemeye, Rabbimizi anlamaya, tanımaya, iman etmeye davet ediyoruz. Onun için hep belki tek söylediğimiz sözdür. Kum biiznillah diyoruz. Allah'ın izniyle kalk. Rabbinin hidayetiyle hidayete er. Rabbinin nuruyla nurlan. Rabbinin güzelliğiyle güzelleş. Gönlün Rabbinin aynası olsun. Rabbine yeryüzünde halife ol. Gönlünü Rabbine döndür. Allah de, la ilahe illallah de, Allah'ın nuru tecelli etsin. Güzelliği tecelli etsin. Aşkı, muhabbeti tecelli etsin. Belki birbirimize hatırlatmamız gerekir. Düşünce, ayağa kalk dememiz gerekir. Yanlış yapınca, hadi tövbe et, istiğfar et. Hadi Rabbine dön dememiz gerekir. Unutunca, hadi Rabbini hatırla deyip hatırlatmamız gerekir. Birbirimize can olmamız gerekir. Birbirimize hayat olmamız gerekir. Dirilik olmamız gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Allah'ı öyle zikredin ki ölüler sizde dirilsin. Biz Allah deyince, la ilahe illallah deyince, Rabbimizin güzelliğini üzerimizde gösterince, emrettiği, sevdiği gibi kullarına muamele edince, kullar bizde, bizimle dirilir. Kendine gelir, Rabbine döner. Rabbinin rahmetine, ikramına, güzelliğine şehadet eder. İnşallah hep beraber birbirimize hayat olacağız. Kum biznillah derken dilimizle değil, harımızla, hayatımızla yapacağız bunu inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim Şanlıurfa'dan küçük evladınız İbrahim Halil Sönmez. Seni seviyorum, seni çok seviyorum. Allah'ım seni çok seviyorum. Ben seni çok özledim. Senin küçük gülün de ben olayım. Seni çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Zaten öyledir. Kainatta Allah'ın ruhundan nefrettiği Hazreti İnsan olarak kendisine yeryüzünde halife olsun diye yarattığı ve yerde gökte ikisi arasında ne varsa hizmetine verdiği insan, insan için Allah'ın gülüdür demek doğrudur. O da Allah'ın küçük gülü. Hamdolsun. İnşallah hep gül olarak kalırlar. O gül olma hallerini bozmayız. Hep gül kokarlar, güzel olurlar inşallah. Efendim Çanakkale'den Tuğba Hanım, selamünaleyküm babam. Belki çok şey var anlatmak istediğim ama kelimelere dökülmeyen, öyle bir haldeyim ki ben bile anlamıyorum kendimi. Bir günde sanki her mevsimi yaşıyor gibiyim. Bir an lodos eserken Poyraz'a çeviriyor. İçimde baş kaldıran büyük bir firavun var sanki. Bilmiyorum babam ne haldeyim. Belki de biliyorum da anlamazdan geliyorum. Bunu da bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var babam. Ben sizi çok seviyorum ve sizi çok özledim. Varlığınıza bütün alemlerden hamdolsun demiş efendim. Kardeşim de selam olsun. Her birimizle beraber bir firavun vardır. Ama bize düşen o nefis firavuna karşı Hazreti Musa gibi olmaktır. Ya firavun galip gelir ya da Musa gibi olması gereken gönlümüz galip gelir. Biz hangisinden taraf durursak, hangisi olmayı kabul edersek,
o kazanır. Tercih bizim tercihimizdir. Ya Hazreti Musa gibi kazanırız ya da Firavun gibi kaybederiz. Bu herkes için böyledir. Nefis, şeytani dinler, dünyayı tercih eder, olmayan bir şeyi varmış gibi kabul eder, kendisine ait olmayanı kendisininmiş gibi kabul eder. Burada Allah'ın isimlerine sahip çıkıyor, kibirleniyor, riya yapıyor, haset ediyor. Dolayısıyla kendini Allah'a şirk koşuyor burada. Mutlaka onu temizlemek lazım. Hazreti Musa'nın asasıyla kafasına vurmak lazım galiba. Kafasına vurunca kendine gelir o. Evet. Efendim, İstanbul'dan Nursel Hanım. Selamünaleyküm hocam. Benim bir sorum, bir hafta önce evde yalnız oturuyordum, tesbih çekiyordum. Hocam birden gönlümden ölümün çok lezzetli, çok güzel olduğunu hissettim. Bu durum 2 saniye kadar sürdü. 2 gün sonra da gece uyumak için yattığımda aynı durumu yaşadım. Bu sefer de kendimi tabutta gittiğimi hissettim. Gerçekten gidiyor gibiydim. Bu durumda 1-2 saniye sürdü hocam. Bunu nasıl yorumlayabiliriz demiş efendim. Buradan anlamamız gereken şey, böyle diğer insanlara dehşet gibi görülen şey bizim için Rabbimize kavuşmak, sevgiliye varmak, vasıl olmak olarak anlaşıldığı için, gönlümüz bunu böyle anladığı için onu öyle birkaç saniyede olsa tatmış olduk. Demek öyle de olabiliyormuş. Mevlana'nın ölmeden evvel söylediği gibi, bu gece benim düğün gecemdir dediği gibi, demek diğer kulların da böyle söylemesi mümkünmüş. Mesele gönül meselesi, iman meselesi, Rabbini sevme, özleme, ona güvenme, emin olma meselesiymiş. Bazen öyle söylenir, kimse sonunun ne olacağını bilmiyor, biliyor. Nasıl yaşadıysa öyle ölür. Nasıl öldüyse öyle dirilir, öyle muamele görür. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Bilmez diye bir şey yoktur. Bilmezse olmaz. Bilmezse o tuzağa düşürülmüş olur, kaybetsin diye. Halbuki Allah onun kazanmasını istiyor. Kim kazanıyor, nasıl kazanıyor? Kazanmış olanlar nasıl kazandılar? Allah haber veriyor. Siz de öyle yapın diyor. Allah peygamberlerini anlatıyor. Peygamberlerle beraber olanları anlatıyor. Siz de öyle yapın. Onların kazandığı gibi kazanın diye Allah bize haber veriyor, öğretiyor, anlatıyor. Yoksa öyle bilmez diye bir şey yok. Kimse nereye gideceğini bilmiyor diye bir şey yok. Bellidir. Herkes kendi gönlüne baktığında bunu anlar. Onun için bize düşen gönlümüzü cennete çevirmektir. Gönlümüzü marifetullah cennetine çevirmektir. Rabbimizin tecellisine, güzelliğine, güzelliğinin tecellisine hazır hale getirmektir. Göreceğiz aşkı, muhabbeti, rahmeti, güzelliği, el esmaül hüsnası gönlümüze tecelli eder. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Sultan Hanım. Selamünaleyküm efendim. Hürmetle ellerinizden öperim. Efendim, birileri beddua ediyorsa ve gerçek hayatta ettiği beddualar tutuyorsa bedduası kabul edildi diyebilir miyiz? Ya da beddua aldık ve beddua tuttu diye kendimizle oturup düşünmeli miyiz? Bu konuda aydınlatırsanız seviniriz. Allah sizi başımızdan ve dünyamızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Saygılar efendim. İşleri öyle
bedduaya bağlamak doğru değildir. Ama Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Mazlum demek, beddua edince Allah onu kabul eder. Mazlum dedi, bunun mümin de olması gerekmiyor yalnız. Hatta mazlum bir hayvan da olabilir. Yani biri bir hayvana zulmederse o hayvan mazlum durumdadır. Onun bedduası kabul eder, olur mu? Tabii ki kabul olur. Peşinen kabul olmuş zaten. Onun feryadı, onun duasıdır. Allah mutlaka gerekeni yapar. Mesele zalim konumunda olmamaktır. Yoksa herhangi bir zulüm görmemiş, beddua ediyor. O kendine beddua ediyor. O yanlış yapıyor. Onun bedduası ona geri döner. Onun bedduası zaten tutmaz. Eğer zulme uğramış mazlumsa, işte onun bedduasından sakınmak gerekir. Onunla Allah arasında perde yoktur. Allah gerekeni yapar demektir. Bedduasını kabul eder, gerekeni de yapar. Aynı şey dua için de geçerlidir. Yani biri yana yakıla dua ediyorsa, evet, yine arada perdeler yoktur. Yoksa böyle birinin bedduaları tutuyor, ondan sakınalım. Böyle bir şey yok. Sen zulmetmedinse, bedduadan korkman doğru değildir. Bu bid'at olur. Yok, sen zulmettinse, ister beddua etsin, ister beddua etmesin, Allah onu görüyor. Sen zaten zalimlerden olmuşsun. Allah zalimleri sevmez dedi. Onun için bize düşen zulmetmemektir, zalimlerden olmamaktır. Dolayısıyla haklı olarak kimsenin bedduasını da almamaktır. Tam tersine bize düşen birbirimize dua olmaktır. Birbirimizin duasını almaktır. İnşallah dua olmaya çalışacağız. Dua almaya çalışacağız bir de. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Şükran Hanım. Selamünaleyküm baba. Sizi çok çok özledik. Diyarbakır'da sizsiz hiç olmuyor. Gönlümüzü babamızla beraber tutmaya çalışıyoruz. Sizi verene hamdolsun. Ellerinizden öperim baba. Allah razı olsun. Sebepleri yaratır, vesileleri yaratır. Allah her şeyini takdirle yapar. Her işte mutlaka bir takdiri vardır. Kulü için hayır olanı, rahmet olanı takdir etmiştir. Onun için seyrediyoruz. Muamelesini seyrediyoruz. Daha doğrusu muamelesindeki güzelliğini, rahmetini seyrediyoruz. Hidayetini seyrediyoruz. Kuluna kazandırmasını, kulunu kendisine çekmesini seyrediyoruz. Her işi böyledir. Onun için öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede, kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona gazap eder. Allah ona lanet eder. O ebediyen kaybeder. Allah bir kula gazap edip lanet ederse işi bitmiştir onun. Herhangi bir konuda Rabbim güzel yapmadı dediğinde suizanda bulunmuş olduk. Onun için Rabbimizi doğru tanımamız gerekir. Doğru anlamamız gerekir. Yoksa böyle birilerini suçlayıp şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı demekle kurtulamayız. Evet, öyle yaptı. Ona sebep oldu. Allah dilemeseydi, izin vermeseydi öyle olmazdı. Yanlışı yapan kendine yanlış yapmıştır zaten. Ama yanlış yaptığı kimselerde bir imtihan vardır. Onlar için bir imtihan vardır. Onlar için bir kazanma imkanı vardır. Böyle sadece onu bir insana bağlamak, birilerine bağlamak doğru değildir. Önce Rabbini görmesi gerekir. Allah böyle bir muameleye beni tabi tuttuysa, acaba muradı nedir? Benden ne istiyor? Nasıl anlamamı istiyor? Nasıl bu konuda düşünüp konuşmamı istiyor, nasıl hareket etmemi istiyor deyip bakması gerekir. Onun işi onadır. O Allah ile muhataptır. Hesabını Allah'a verir. Ama bize de düşen Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Allah'a göre nasıl güzel, nasıl doğru yapacağız? Bize de düşen öyle. Onu anlayıp öyle
hareket etmektir. İnşallah beraber de öyle yapacağız. Efendim Erzincan'dan İbrahim Bilyay, iyi akşamlar. Ölüm meleği geldiğinde nefsimizi şeytan kullanacakmış, imanımızı çalmak için, şeytana imanımızı vermemek için ne yapmalıyız? Hayırlı yayınlar demiş efendim. Bu yanlış. Ruhları melekler alır dedi. Melekler onların canlarını alırken, eğer onlar müminse zaten bir selamla gelip, cennetten selam getirip ruhlarını alır. Bununla beraber eğer mümin değilse, imanını kaybetmişse, kaynar sudan ziyafet var. Tabi bu farklı farklı. Allah onu beyan eder. Eğer Allah'a yakın olanlardan biri ise ona hemen cennet vardır. Manevi nimetler vardır. Allah'ın cemali vardır. Orada melekler var. Meleklerin olduğu yerde şeytan duramaz. Şeytan kaçar. Şeytanın işi oraya kadardır. O son nefese kadardır. Ama o eğer şeytanla beraber olmuş da, nefsi şeytani dinlenmişse, zaten dünya hayatını yaşarken nefsini şeytana kullandırmış da, artık şeytan zaten oradadır. Nefis kendisi artık şeytanlaşmış zaten. Ayrıca şeytanın gelip bir şey yapmasına gerek yok. Öyle bir halini ortaya koyar ki, bakarsın böyle küfür kelimeler ağzından dökülür. O anda Rabbi hakkında suizanda bulunur. Yetmez. Biz onu duymuyoruz ama o başka bir alemde konuşuyor. Konuşan nefistir. Mesele nefsin tezkiye edilmesidir, temizlenmesidir. Temiz olmuş, tezkiye olmuş bir nefise şeytan yaklaşamaz. Nur saçıyor çünkü. Ruhun nuruyla nurlanmış, nur saçıyor. Şeytan oraya müdahale edemez. Ama nefis, eğer şeytanın verdiği vesveseyle büyümüşse, onun küfrü, onun şirkiyle büyümüş, onu ciddiye almış, onu dinlemişse, o onun zaten arkadaşıdır. Sonra onun kuru olur. Şeytanın bir şey söylemesine gerek yok. O zaten şeytana kuru olmuş. O zaten Rabbine asidir. Zaten Rabbine itiraz halindedir. Yani sen Allah desen de o demez, diyemez. Allah der, sonra ama der. Ama deyip zaten küfrünü ortaya koyar, şirkini ortaya koyar. Onun için nefse bu tavizi hayatı yaşarken vermemek gerekir. Onu şeytanın verdiği vesveseden, küfürden, şirkten, vehimden, zandan temizlememiz gerekir. Öyle ki Allah desin, Rabbim Allah'tır desin, Rabbim ne dediyse o doğrudur, o haktır, o güzeldir. Dedirttikse nefsimize, o nura boğuldu, gark oldu nura, nurlandı o. Onun için son nefeste imanımızı alır diye bir şey yoktur, haşa. Olur mu öyle bir şey? İman varsa şeytan nasıl alabilir? İman varsa yaklaşamaz. İman yoksa, iman var zannediliyorsa ama nefis de sürekli şeytana uyuyorsa bu durumda nefsin hali ortaya çıkar. Daha doğrusu imansızlığı ortaya çıkar. İmansız olduğunu herkes anlamış olur ya da o da imansız olduğunu anlamıştır. İmanı dilden dökülen birkaç kelimeden ibaretmiş. Söylemekten ibaretmiş. Gönlü tasdik etmemiş. Yani nefsi tasdik etmemiş, nefsi kabul etmemiş. Sürekli nefsi itiraz etmiş. Nefsi şeytanla beraber itiraz etmiş. O şeytani kovamamış. Şeytanın verdiği vesveseyi reddetmemiş. Gönlünü, nefsini Allah'ın vahyiyle nurlandırmamış demektir. İnşallah bunu böyle anlayacağız. Hayatı yaşarken nefsi tezkiye edip, temizleyip, ona La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmemiz gerekir. Dedirteceğiz inşallah. Evet. İzlerimiz başka bir yere tabiydim ama sizin sohbetlerinizi çok dinliyorum. Size nasıl tabi olabilirim?
dinleyip anlamaya çalışıp onu aklaka, amele dönüştürmeye çalıştığımızda zaten tabi olmuşuz. Tabi olmak böyledir. Dediyse, söylediğini anlamaya çalıştıysa, elbette ki bir Mürşid-i Kamil'in Allah'ın vahyinden başka bir şey söylemeyeceğini de anlamak gerekir, bilmek gerekir. Dolayısıyla ona tabi olunca Allah'ın vahyine tabi olmuş oluyoruz. Kur'an'a tabi olmuş oluyoruz. Onun için söylüyoruz, eğer Kur'an'a, Allah'ın ayetlerine ters düşen bir kelime bizden dinlerseniz kesinlikle onu kabul etmeyin. Ben de kabul etmiyorum, siz de onu kabul etmeyin. Rabbimiz ne dediyse doğru odur, hak odur, güzel odur. Her neyi söylemişsek anlaşılmadıysa bu hangi ayete göredir diye sorun, ben de söyleyeyim onu. Evet, bize düşen Allah'ın ayetlerini beyan etmektir. Allah'ın ayetleri böyle taşınır. Kulun anlayacağı seviyeden ona anlatmaktır, izah etmektir. Anlasın diye, Rabbini tanısın diye, kim olduğunu, neye geldiğini, ne yapması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini anlasın diye, ona beyan etsin diyedir. Allah mutlaka onu birileriyle beyan ettirir. Nasıl ki Allah Kur'an'ı indirmişse, ne buyurdu? İndirmek de, onu beyan etmek de bize düşer. Birileriyle beyan edecek Allah onu. Biri bir ayet beyan eder, biri 10 ayet beyan eder, biri bir anladığı kadarıyla beyan eder. Ama herkes beyan eder yalnız. Allah herkes de beyan ettiriyor yalnız. Bir de evet, bütünüyle beyan etmek vardır. Mürşid-i Kamil bütünüyle beyan edendir. Beyan etmiyorsa bu durumda ona Mürşid-i Kamil demek, ona tabi olmak demek diye bir şey olmaz. Yoksa gittik tabi olduk. Nasıl tabi oldun? Neye tabi oldun? Tabi olduğun şey nedir? Eğer seni Allah'ın vahyine tabi etmediyse, onu sana beyan edip, onunla seni Allah'a taşımadıysa, nasıl tabiyet olur? Biri bizi kabul edince, dinleyince, ben de beraber yürümek istiyorum deyince, tabi olmuştur. Kim kabul ediyor onu? Allah kabul ediyor. Niyeti Rabbinin rızasını kazanmak ya, ebedi hayatını kazanmaktır ya, ondan dolayı o kabul ediyor. O kabul ediyor, Mürşid-i Kamil'e de kabul ettirmiş oluyor. İnşallah bunu da böyle anlayacağız. Buna beraber kardeşimiz, eğer kardeşlerimizle irtibatı kurarsa inşallah, bir de böyle kısa bir zikrimiz var, İnşallah onu da yapmaya çalışırız beraber. Rabbimize sırat-ı müstakimde yürürüz, koşarız. Onun rızasını, yakınlığını, dostluğunu kazanacağız inşallah. Efendim, programın sonuna gelmişiz. Ben bir kısa bir mesaj daha var Azerbaycan'da. Buyurun. Onu okuyayım efendim. Gerçi birçok kardeşimiz sevgilerini, muhabbetlerini yazmışlar böyle. Efendim, Azerbaycan'dan Vugar Bey, selam. Ben size yeni tabi oldum babam. Sizi çok seviyorum. Rabıtayı yapamıyorum. Bana dua eder misiniz babam? Demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Rabıtayı yapıyoruz. Rabıta demek, sevmek demek, rabıta demek, kabul etmek demek, rabıta demek, onunla beraber yürümek demektir. İnşallah rabıta da tamamdır. Herhangi bir sorun da yoktur. Kardeşlerimiz bizi dinledikçe inşallah beraber yürürüz, yürümüş oluruz. Beraber kazanacağız inşallah. Evet. Efendim, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Evet. Kardeşlerimiz mesaj gönderirken özellikle mesajlar mümkün mertebe kısa olsun. Varsa soruları zaten sorularını yazarlar. Diğer mesajlarda mümkün mertebe böyle kısa olsun ki mesajları da okuma imkanımız olsun.
vakit itibariyle. Yoksa yani bir mesaj, 10 mesajın yerini alırsa bu sefer o 10 kişinin de hakkına girmiş oluyoruz. Onun için mümkün mertebe mesajlar kısa olsa inşallah daha verimli olur. Biz de vakti, zamanı daha verimli kullanmış oluruz. Evet. Bir de kardeşlerimiz mesaj gönderirken isimlerini yazmayı ihmal etmesinler. Tabii İstisnalar kaydı bozmaz. Ama genel olarak isimlerini yazsalar iyi olur. Yoksa bir izleyici demekle olmaz. Hem tanışmış olur kardeşlerimiz. Evet. Efendim sanki tamamdır vakit. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının tecellisi, Esma-ül Hüsna'sının tecellisi, güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne, üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Birbirine rahmet olan, hidayet olan, cennet olan kullarından eylesin. Allah bizi şeytana uyanlardan, şeytanın peşinden gidenlerden, tefrika yapanlardan, gıybet yapanlardan, dedikodu yapanlardan, iftira atanlardan eylemesin inşallah. Allah bizi mümin kardeşler eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Okuyamadığımız mesajları da inşallah okuruz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olacak.